Evet kankalarım, buralarım, hepinize selamlar, sevgiler, videoya hoş geldiniz. Umarım keyfiniz yerindedir. Dostlar, bugün şöyle bir şey yapacağız. Şimdi çoğu arkadaşımızın hakkında şöyle bir soru işareti var. İşte oyun ileride böyle Barbie giydirme oyununa dönecek mi? Böyle palyaço gibi kıyafetler gelecek mi? Yok şöyle asortik silahlar, böyle işte renkli bilmem cıvıl cıvıl efil efil etekler. Etekler bilmem neyler. Kanatlı şeyler falan. PUBG gibi. Yani oyun PUBG gibi olacak mı falan böyle. Öyle korkuları olan arkadaşlarımız var. O yüzden şimdi Çin sürümünde size bunları göstereceğim. Oyun hakkında, oyunun ilerleyen dönemler hakkında bir fikriniz olacak bu sayede. Şimdi zamana göre bakacağım ben. Şimdi videonun zamanına göre bakacağım. Gösterebilirse her şeyi göstereceğim. Duruma göre bakacağız. Hani zaman yetmezse sadece silah kaplamaları gösteririm. Çünkü her şeyde kaplama var kanka. Silah kaplaması var, kıyafetler var, kasklar, yelekler, çantalar, ne bileyim işte eldivenler, aklına ne geliyorsa her şey var yani normalde. Ben gösterebildiğim kadarını göstereyim. Zaten kafanızda bir şey oluşur yani oyun hakkında. Şimdi çok uzatmayayım, o yüzden olaya geçelim. Çin sürümündeyim bu arada. Çin sürümünde bilmeyenler için söyleyeyim. 5. sezon. Biz de şu an 2. sezondayız. Çin sürümünde 5. sezon. Şöyle kanka, ilk silahlara geliyorum. Hemen güzel bir kaplama. AK-74N. Şöyle piksel piksel. Ama askeri desenli bir kaplama var. Benim şahsen hoşuma gitti. Güzel. Yani hem işte bizim istediğimiz tarz, hem de askeri falan. Yalnız ben bu Tencent'in şu o şeyini anlamıyorum kanka. Bak burada parçaları gösteriyor ya şu altta. Yani bunu bize direkt böyle basıp alabiliyoruz mu? Parça parça mı alıyoruz? Mesela aldım. Hani PUBG'de var ya, ne bileyim işte aldım mesela, şarjörü alamadım. Şimdi mesela şu kaplamayı aldım, şarjör kaplamasını alamadım. O kötü bence yani, öyle bir şeyse. Ya basacaksın işte baba. Tencent'te böyle basacaksın. Basacaksın, hepsini alacaksın falan. Neyse. AK-74 ne güzel. Yani iyi. AK ise 74U. Yani şimdi sade olsun dedik ama, böyle Barbie giydirme oyunu gibi olmasın dedik ama yani kanka. Ya bunlar da sanki çok sade. Bak kötü demiyorum. Ama ya sonuçta buna para vereceğiz değil mi oğlum? Şimdi ben buna para vermem yani. Ha verirsem de az veririm. Mesela şunun böyle az, ucuz olması lazım bunun. Ucuza bunu verecek, herkes alacak. Ama böyle pahalıysa falan, ne bileyim yani. Bilmiyorum. Bilemiyorum Altan. M4A1. Ben bunu beğenmedim. Zevkler ve renkler tartışılır. Tartışılmaz pardon. Tartışılır ne? Tartışılmaz. Ya ben bunu beğenmedim kanka ya. Vallahi benim hoşuma gitmedi yani. Ha mesela hoşuma gitmediyse ne bileyim, mesela sadece atıyorum susturucuyu alabilir miyim mesela? Oyunda da daha bir şey almadığımız için bilmiyoruz anasını satayım. Neyse ben bunu beğenmedim. Geçiyorum. H416, bak bu güzel. Yani bu güzel. Altın. Üstünde ne yazıyor kanka? Şurada bakayım. Breakout yazıyor oğlum. Ucunda bak. Namluda breakout yazıyor. Aynen. Bak bu güzel. Bak üstteki görüşte de altın. Yani bence iyi. Ben bunu sevdim. Geçelim. Evet, geldik favoriye. Yani şu an benim favorilerim arasında Fal, bence Fal'a güzel bir kaplama yapmışlar. Oyuna da uygun. Şekil şu kol kanka. Aa bak burada lazer koymuş üstüne. Lazer de kaplamalı. Ulan Tencent. Ulan Tencent. Lazer de kaplamalı bak. Yani onu sevdim. Kamuflaj. Yapraklı falan. Yani bunu aslında sniper yapmalara gerekmiyor. Mesela sniper'a da lazım böyle bir kaplama. Fala yapmışlar bunu ama. Enteresan. Ve beğendim. Güzel. M4A1. Ya ben bunu da beğenmedim. M4A1'ler bende biraz sıkıntı. Ya beğenmedim derken şöyle. Şu kaplamayı bana beleş verse kullanırım tabii. Tamam. Beleş verse kullanırım da. Ya para vereceğim bir kaplama değil bu, öyle söyleyeyim. Siz anlayın işte.
para vereceğim bir kaplama değil. Atıyorum mesela Codemobile'de şunu, bunun 100 kat daha güzelini beleşe veriyor oyun. Hem de süresiz. Binlerce böyle veriyor. Geç. T951. Şu an bizde yok değil mi bu silah? Şu an bu silah globalde yok galiba. Bu da güzel, sade bir kaplama. Yani ne diyeyim, bir şey demiyorum ya. Shade AN94'e gelmiş. Bu zaten şu an globale gelmiş olması lazım. Bilmiyorum, ben video yayınladığımda gelmiş olurum ama Shade bunun gelmesi lazım. Gelmiş olması lazım. Buna ve bir de AX50'ye kaplamanın globalde gelmiş olması lazım. O yüzden bunu geçiyorum. Ha, beğendim mi? Ya kötü değil ya. Para verme, orası ayrı. T03. Yine biraz önceki silahla aynı. Şununla aynı kaplama. M4A1. Burada renginden dolayı biraz sıkar gibi olmuş silah. Veya işte Amerikan askerlerinin kullandığı silah gibi. Güzel. AC-31 var. Shark. Köpek balığı şeklinde. Güzel bak, bu da hem abartılı değil hem tatlı. F2000. Ya şu F2000, yani kullandığım bazı silahlar var oyunda. Onlar özellikle beğendiğim kaplama gelirse almayı düşünürüm ama mesela F2000 sevdiğim bir silah da baba, yani bu ne ya? Ya bunu ben sevmedim yani. Bu silah tuhaf bir şey yapmış yani bu. Bilemedim ben bunu. Yok. Fal, bunu biliyorsunuz zaten. Bu geldi, globalde var. AR-57 sevdiğim bir silah. Mesela bak, bunu almayı düşünebilirim. AR-57. Düşünürüm ama işte bakacağız. Paraya göre yani. Baksana, parçaları var falan. Atıyorum mesela, vurduk. Sadece süspansiyon ne lan? Süspansiyon dedi. Susturucu kanka. Süspansiyonlu susturucuyu yani vururuz böyle. Sadece susturucu alırsak olmaz. Bize şöyle komplesi lazım yani. AK-102 bak, bunu da beğendim. Benim bu kaplama da hoşuma gitti. Böyle takım halinde yapmış adam yani kanka. Lazeriyle, dürbünüyle, süspansiyonuyla takım halinde güzel bir set olmuş bu bak. Birbirini parçalar tamamlamış. Sevdim. Düşünebilirim. AKM. Şimdi geç, çarpı makinelere geçelim. MP5. Yok. Biraz daha hızlanacağım şu an. Yok, bende yok bu. Beğenmedim. Ama size de şöyle göstereyim hadi. Ya bunlar çok klasik baba, yani şu kaplama çok sıradan. Tekrar ediyorum, sürekli bunu tekrar edeceğim ama ya kötü demiyorum ama para vermem, öyle söyleyeyim. Bak bu güzel. Bu güzel. Böyle clean, fresh, temiz bir kaplama. Güzel bak, bunlar, bu tarz kaplamaları severim. OMP45. Bak severim. Sade. Ben dediğim gibi temiz. Temiz kanka, çakmak gibi. Bu da iyi. Bu da kötü değil. Bunu zaten biliyorsunuz, bu oyunda var. Geç baba. M110. Bu kaplamayı zaten biraz önce gösterdim. Bu M4'teki kaplama gibi, aynısı herhalde. M110'a da yapmışlar bunu. Ben bunu sevmedim. VSS. Yani ben bu rengi sevmedim ya. Bok rengi gibi falan, bu ne ya? Yani açık kahverengi mi ne bu ya? Rengi farklı olsaydı olabilirdi. Atıyorum mesela şu yeşil olsa aynı kaplama belki biraz daha iş yapardı ama. Ha bak, onu alacağım, bunu alırım VSS'de. Mesela alacak olsam bunu alacağım ama bunu alırım. Daha temiz bir kaplama. Güzel. Phantom Shift. Bunlar geldi zaten. Geçiyorum. AR-30.
Aksi 50 dedim ben. Aksi 50 değil ya. AR30'a geldi değil mi bu? Mesela bunu mu alırım? Mesela kaplama AR30'da şunu mu alırsın? Bilemedim. Pompi'miz var. O da böyle hardal rengi ve sarı mı artık? Açık kahverengi mi? Bu da gayet sade bir kaplama. Böyle bak, ucuna bak silahın. Atış yapmaktan dolayı ucu böyle biraz mavileşmiş demir rengi. Yani bir, bak ince. Görüyor musun kanka? İnce detay. Yoksa kaplama var mı yok mu belli değil. Sade. Ha, kaplama var çünkü bu çift eli. Normalde bu ahşap. Geç. SKS. Sumek yazıyor üstünde. Güzel kanka. İyi. M14. Ya bu renk nasıl bir renk ya? M14 kendi siyah rengi daha iyi sanki yani. M300. Evet. M300'e böyle biliyorsunuz metal rengi beyaz, şey gri. Burada biraz daha demiri koyu yapmışlar. O silahın top kısmı, mermi atan kısmını da yeşil yapmışlar. Yeşil, kırmızı. İyi. Gayet sade. G18C. Yani kaplama var mı yok mu? Çok da anlaşılmıyor. Yani tabi anlıyorum, silahı bildiğim için anlıyorum da. Ya dediğim gibi şu noktaya, iş şu noktaya geliyor kanka. Para verilir mi şuna? İş oraya geliyor. Burada böyle bak vektörün mekanizması var burada. Biraz önceki vektör, yeşil vektör. Bu daha iyi. Mekanizmayı alırsın kanka şöyle. Sarı vektör olur. Güzel. Neyse, şuna geçelim. Burada kürek. Şöyle bir bıçağımız var. Şöyle bir palamız var. Böyle bir kızılderili baltamız var. Ne diyorlardı buna? Tomahawk mı? Neydi? Hawk mı? Bunu biliyorsunuz zaten. Şöyle bir muş da var. Pala, bu pala bu ya. Aynen pala bu. Şöyle pala var. Şöyle bir zopa var. Bu tabi göstereyim, dur hadi. Ver bize bunu kanka. Aynen canım, aynen. Bak böyle vuruyor. Yani şekil. Eldiven. Şu eldiven güzel. Bu da güzel de. Bakayım mı? Tam şey bu. Kiralık katil eldiveni ha. Şimdi kıyafet, ya neyse çok uzun oldu ya. Kanka çok uzun oluyor video ya. Düzenleyeceğim mi de bunu? Ben bir sürü çantaları da göstereyim de. Yorumlara yazarsınız. Kıyafetleri falan da göstermem için çekeriz ya. Çantalar da böyle. Ya bu çantalar bana şey gibi geliyor, kaplama kanka. Bunlar hep karpuz deseni sanki. Baksana bak. Karpuz gibi bak. Çantaya bak üstüne. Rengi falan. Bak. Görüyor musun? Bak bu da karpuz.
Tamam, bu değil. Yani bu deri çanta zaten. Onun orijinali de güzel. Bence orijinal daha güzel şu derinin. Neyse ya, çok uzun oluyor video. Beyler, ağalar. Yani gördüğünüz gibi bu şekilde kaplamalar gelecek. İsterseniz yorumlara yazarsınız. Gelecek olan kıyafetleri de bakarız. Kıyafetlerle beraber başka şeylere de bakarız. Yani diğer silahlara, şunlara, bunlara. Duruma göre yorumlara yazarsınız. Yeni videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Seviliyorsunuz. Bir beğeni atmayı unutmuyorsunuz. Bay bay.